Arkadaşlar şimdi kanda enfeksiyonu da soruyorsunuz. Kanda enfeksiyon nedir? İşte doktora gittim, bana kanda enfeksiyon dedi. Bu ne demektir gibi sorular var. Onu da hemen size kısaca anlatayım. Şimdi arkadaşlar size kanda enfeksiyon var dendiği zaman bu genellikle aslında SRP yüksekliğidir. Şimdi test yaparlar. SRP denen bir test var biliyorsunuz. Bunu daha önce anlatmıştım. Bu karaciğerde üretilen bir protein. Şimdi sizde bir enfeksiyon ya da inflamasyon olduğu zaman karaciğer ne yapar? Bu SRP'yi üretir. Yaklaşık 4 ile 6 saat sonra bu kana geçer, yükselmeye başlar. İşte enfeksiyonunuz varsa ne olur? 8 saatte bir bu iki katına çıkar. Yaklaşık 1,5-2 gün sonra ne olur? En tepe değerine gelir enfeksiyonun şiddetine göre. Daha sonra da işte düşmeye başlar. Yani kanda enfeksiyon dendiği zaman size arkadaşlar genellikle sizde SRP yükselmiştir. Bu SRP niye yükselir? Birincisi dediğim gibi enfeksiyonlar. Aklınıza ne gelirse işte akciğer enfeksiyonlar olur, grip olur. Onun dışında bronşit olur, zatürre olur. Boğazınız iltihaplanabilir, tonsilit olur. Onun dışında çok düşük düzeydeki böyle yüksekliklerde işte gebeliktir, sigara içmedir, diyabettir. Onlar da olabilir. Ama SRP düzeyi çok yüksekse artık daha ciddi durumlar olabilir. Enfeksiyonlardan nedir bunlar? İşte kan zehirlenmesi diyoruz, sepsis diyoruz. Burada kana bakteri geçer arkadaşlar. Bakteriler kanda ciddi enfeksiyon yapabilir. Bakterinin de bir tipine göre bu. Onun dışında damar iltihapları, vasküliklerde SRP çok yükselir. Yine işte aklınıza gelen romatizma hastalıklar, romatoid artrit, lupus gibi hastalıklarda. Yine otoimmün hastalıklarda işte tiroiditler, Hashimoto, Graves gibi otoimmün hastalıklarda. Bağırsak tutan, ülseratif kolittir, Crohn gibi hastalıklarda. Bu SRP yükselir ve size işte daha rahat anlayasınız diye ne derler? Kanda enfeksiyon var derler. Enfeksiyon testlerinin bir mesela başka örneği de lökosittir. Bu hemogram testinde VBC diye geçer. Lökosit yüksekse işte 10 binin üstünde ise genellikle bir enfeksiyon vardır. Bazen de işte sedimentasyon testi yapılır. ESR diye geçer bu da. Bunların yüksek olması bir enfeksiyon lehinedir. Yani sizde enfeksiyon var denir ama bunun nedenini araştırmak lazım. Bazen geçirdiğiniz travmalar, işte ameliyat geçirmişsinizdir, düşmüşsünüzdür, kaza yapmışsınızdır. Bunlarda da SRP bir miktar yükselebilir ama genellikle bakteri kaynaklı enfeksiyonlarda, işte damar iltihaplarında bu SRP artar. Kanda enfeksiyon var denir. Peki SRP nasıl düşürülür? Şimdi SRP'yi düşürmek amaç değil arkadaşlar. Burada amaç enfeksiyon varsa onu gidermektir. Zaten o enfeksiyon giderilince ne olur? SRP de düşer. Yaklaşık 6 saatte bir böyle yarı yarı iner, sonra normale gelir. SRP işte 3'ün üzeri artık yüksek denmeye başlanır. Genellikle bu doktorunuz tarafından verilen antibiyotikler, işte ağırsa durumunuz hastanede yatırılır. Damardan serum verilir falan filan. Genellikle hafif enfeksiyonlarda size antibiyotik verilir. Yavaş yavaş enfeksiyonunuz geçtiği zaman SRP düşer. Evet. Kanda enfeksiyon böyle arkadaşlar. Bununla ilgili ne sorunuz varsa sorabilirsiniz. Başka testlerde sorabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.